Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alışveriş merkezlerinde dükkanların döviz yerine TL ile kiralanması için yaptığı çağrıyı hatırlattı. Bu çağrıya rağmen halen kiralarda yoğun olarak döviz tercih edildiğini belirten Taşdoğan, hükümete öneride bulundu. Taşdoğan, döviz fiyatları bir hayli yükselmiştir diye konuştu. Kıymetli arkadaşlar, sizlerin de yakından takip ettiği üzere ülkemizde döviz fiyatları bir hayli yükseliştedir. Son dönemde kurların hızla artması sonucu organize sanayi bölgesinde ve alışveriş merkezlerindeki dövizle kira ödeyen işletmecilerimizden ciddi şikayetler tarafımıza gelmektedir. Türk lirasının değer kazanması için tüm Türkiye'de kiralar TL bazında alınmalıdır. Döviz kurları son aylarda rekor üzerine rekor kırmaktadır. Bu artış ise dolar ya da euro ile kira ödeyen sanayicimizi ve AVM esnafımızı olumsuz etkilemektedir. Kamu kurumlarındaki artık sözleşmelerin Türk lirası ile yapılacağı açıklandı. Bu güzel haberdir. Ama özel sektörde parakendeden akaryakıta kadar birçok sektörde dolar ve euro ile yapılmış sözleşmeler var. Dövizdeki yükseliş nedeniyle mağdur olan taraflar sözleşmelerin TL'ye dönmelerini talep ediyorlar. Döviz TL karşısında öngörülenin üzerinde değer kazandı. Son 3 yılda döviz kurlarındaki artış Türk lirasına göre %40 değer kaybettirdi. Ayrıca kur artışları firmaların maliyetlerini arttırdığı için tüketiciler bir maliyet enflasyonu yaşamaktadırlar. Ayak pahalılığı hem üreticiyi hem de tüketiciyi olumsuz etkilemektedir. Satışların azaldığı böyle bir ortamda kira giderleri ise kur artışı nedeniyle yükselmektedir. Bu durum ciddi sıkıntılara yol açabilir. Türkiye'nin en büyük organize sanayinden birinde sahip olduğumuz Gazi şehrimiz çok sayıda sanayici bu durumdan muzdariptirler. Çoğu en az 20-30 yıllık emeğin ürünü olan markalarımızın karşı karşıya bulunduğu sorun, değer zincirinin diğer halkalarında da istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Bugün markalarımızın yaşadığı sürecin yakın gelecekte imalatçılara da yansımaları olabilir.